Şefen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz hanımlar. Bugün kabartmalı bir böyle ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Modelimiz biraz yaparken dikkat isteyen bir model. Gördüğünüz gibi kabartmalı boyutlu görünen şık bir model. Şimdi yapılışına geçeceğiz. Videolu anlatımlarımın devamını takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Ücretsiz olan YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi yapılışına geçelim. İlmeklerimizi şişimize taktık ve ilk sıramızı bir ters bir düz olarak örüyoruz. Aynı lastiğe başlar gibi örgümüzün ilk sırasını bir ters bir düz olarak örüyoruz. Yapılışı oldukça basit bir model. Görünüşte gayet şık ve güzel bir model. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bir sıra bir ters ve bir düz olarak ördüğümüz örgümüzü kenar ilmeğini aldım. İpimi bir kere doladım ve ilmeğimi örmeden aktardım. Terslerimi örüyorum. İpimi doluyorum. Düz ilmeğimi örmeden aktarıyorum. Terslerimi örüyorum. İpimi dolayıp düz ilmeğimi örmeden aktarıyorum. Ters ilmeklerimi örerken düz ilmeklerimi şu şekilde örmeden aktarıyorum. Kenar ilmeğimi örerek bitirdim. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Aynı şekilde kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzde de düz ilmekleri örüyoruz. Ters ilmekleri, bakın daha önceki sırada örmeden atladığım, üzerine ip atlattığım ilmeği. Aynı şekilde ters örecekmiş gibi şişimin üzerine ipimi alıyorum ve ilmeğimi tekrar örmeden diğer şişime aktarıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum, ters örecekmiş gibi. Ama ilmeğimi örmeden aktarıyorum. Ve düz ilmeğimi örüyorum. Arka yüzünde örgümüzün ters ilmekleri örmeden atlatıyoruz. Düz ilmekleri örüyoruz. Ters ilmekleri örmeden atlatıyoruz. Şişimizin üzerine ipimizi doluyoruz aynı zamanda. Düz ilmekleri örüyoruz. Bakın şu şekilde ters örecekmiş gibi şişin üzerine getirin ve örmeden atlatın. Zaten ipiniz bir kere dolanmış olacak şişinize. Ben size kolay örme yöntemini gösteriyorum, kafanız karışmasın diye. Arka yüzden de ilmeklerimizi bu şekilde ördük. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Daha önceki örmediğim, atladığım, üzerindeki ip atlattığım ilmeğimi, bakın şu şekilde göstereyim. Alttan giriyorum, düz örüyorum. Aynı zamanda da bütün iplerimi toplamış oluyorum şu şekilde. Atladığım bütün ilmeklerimi de toplamış oluyorum. Tersimi normal örüyorum. Düz ilmeğimi de örerek şu şekilde devam ediyorum. Yani şu anda bir ters, bir düz olarak bu sırayı örüyorum. Şu anda örgümüzün arka yüzüne geçiyoruz. Şu anda örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi aldık. Aynı şekilde ipimizi dolayıp düz ilmeği örmeden atlatıyoruz. Ters ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. İpimizi doladık. Düz ilmeği örmeden atlattık. Ters olan ilmeğimizi düz olarak ördük. İpimizi doladık. Düz ilmeği örmeden atlattık. Ters olan ilmeğimizi de düz olarak ördük. Yani burayı haroşa yapmış olduk. Doluyoruz, düz ilmeği örmeden alıyoruz ve yanındaki ilmeği de düz örüyoruz.
dolayıp örmeden atlatıyoruz. Aradaki ilmeği düz ilmek olarak örüyoruz. Kenar ilmeği ile bitiriyoruz. Tekrar örgünün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğini aldık. Ters ilmeğimizi örüyoruz. Bir önceki sırada örmeden atladığımız ilmeğe geldik. Bakın. Tekrar üzerine alıyoruz şişimizin. Ters örecekmiş gibi. Ama örmeden atlatıyoruz. Aradaki ilmeğimizi ters örüyoruz. Örmeden atlatıyoruz. Ters örüyoruz. Örmeden atlatıyoruz. Ters örüyoruz. İpimiz üzerine doluyoruz. Ters örecekmiş gibi ön tarafı alınca örmeden atlattığımız zaman ipimiz otomatikman, bakın, şişin üzerine dolanmış oluyor. Ters. Örmeden atla. Ters. Örmeden atla. Ters. Kenar ilmeğini aldım. Şu anda örgümün arka yüzündeyim. Örmeden atladığım ilmeklerimi ters örerek hepsini bir kere de topluyorum. Düz ilmeğimi aynen düz örüyorum. Örmeden atladığım ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yani bu sırayı da bir ters, bir düz olarak örmüş oluyoruz. Sırayı bu şekilde tamamladık. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi ön tarafa getiriyorum. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Aradaki düz ilmeği de ters olarak örüyorum. İpimi ön tarafa getirdim. Ters ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi de terse çeviriyorum. Ters ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeği ters örüyorum. Ters ilmeği örmeden alıyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. İpimizi ön tarafa alıyoruz. Ters ilmeği örmeden atlatıyoruz. Yanındaki ilmeği ters olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzündeyiz. Düz ilmeğimizi aynı şekilde örüyoruz. Ters ilmeğimizi örmeden atlatıyoruz. Ön yüzündeyiz örgümüzün. Kenar ilmeğini aldım. Şimdi aradaki ilmeğe bakıyoruz. Ördüğümüz, atlamadığımız ilmeği ters. Bu üzerinden ip atlattığımız, örmediğimiz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Aradaki ilmeğimiz ters. Örmeden atladığımız ilmeğimiz düz. Bir ters, bir düz şeklinde sırayı tamamlıyoruz. Tekrar örgünün arka yüzündeyiz. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. İpi doladım. Düz ilmeği örmeden atlattım. Yanındaki ilmeği
düze çevirdim. Yani ilmeklerimizi bu modeli yaparken kaydırmış oluyoruz. Yaptığımız ilmekleri sürekli kaydırmış oluyoruz. Ters ilmeğimi normal örüyorum. Örmeden atladığım ilmeğimi tekrar örmeden atlıyorum. Ters ilmeğimi normal örüyorum. Örmeden atladığım ilmeğimi tekrar örmeden atlıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters, bir düz olarak bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Modelimiz bu şekilde ilerlemekte hanımlar. Hepinize kolay gelsin.